Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlere ne poğaça, ne börek, ne kurabiye. Bugün sebze yemeği tarifi vereceğim. Benim en sevdiğim sebzelerden olan semizotu tarifi vereceğim. Evet, bilenleriniz vardır elbette ki ama ben bilmeyenler için, yeni evliler, öğrenciler için tekrar bir tarif vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem, mayhoş bir lezzet. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyorum. Tüm püf noktalarıyla, tüm ayrıntılarıyla semizotu nasıl pişirilir sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle orta boy soğanımız var. Bir adet orta boy soğanı küp küp doğruyoruz. Eğer soğanınız küçük ise 2 adet de doğrayabilirsiniz. Bu arada tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Hiç fark etmez. Zeytinyağı, çiçek yağı, mısır üzü, fındık yağı, hangi sıvı yağı kullanıyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanıyorum tüm yemeklerimde. Zeytinyağı ekledim yarım çay bardağı kadar. Soğanları da içerisine aktarıyorum ve kavuracağım. Bu arada semizotlarının kök kısımlarını ayırıp boyutuna göre 3'e veya 2'ye bölebilirsiniz. Yalnız çok iyi yıkamak gerekiyor. Sürekli suyunu değiştirmek gerekiyor. O son suyuna sirke koyup şöyle bir 10 dakika kadar sirkeli suda bekletirseniz bütün kumu, bütün tortusu dibe inmiş olacaktır. Semizotu biraz bu konuda zahmetli bir sebze. Yıkaması zahmetli oluyor. Bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Domates salçasını da kavuruyorum. 2-3 dakika. Evet, salçamızı da kavurduktan sonra yıkayıp süzdüğümüz semizotlarını içerisine ekleyeceğiz. Evet, semizotlarını da ekleyelim. Bu arada ocağımızın altı orta ateşte olmasına dikkat edelim. Yemeğimize hiçbir şekilde su eklemiyoruz. Semizotu gibi, ıspanak gibi sebzeler kendi suyunu salacaktır. Bu tarz yemeklere su ekleyip tadını kaçırmayalım. Damak tadınıza göre tuzu ilave ediyoruz. Bu arada ben 3 bağ semizotu kullandım. Şöyle yarım çay bardağı kadar bulgur kullanıyorum. Sizler pirinç de kullanabilirsiniz. Bulguru da üzerine ilave ettim. Ve ağzını kapatıyorum. 5 dakika sonra hem sulanmış hem de hacmi küçülmüş olduğunu görüyorsunuz. Ve karıştırıyorum, alt üst ediyorum yemeğimizi. Her tarafı eşit pişsin istediğimiz için. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar sulanmış. İçerisine hiç su eklemedik. Su ekleyip de tadını bozmayalım.
Bundan sonra artık 15 dakika daha pişirmemiz yeterli olacaktır. Toplamda ben orta ateşte 20 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi bütün hepsi aynı ölçüde pişti. Hem suyu hem de lezzetini kaçırmamış olacağız böylelikle. Gördüğünüz gibi ne kadar sulu. İçerisinde hiçbir damla bile su eklemeden pişirdiğimiz semizotumuz. Evet, servis tabağını da aldık. Yoğurtla, kızarmış ekmekle harika bir öğün olduğunu düşünüyorum. Mutlaka deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Bunlar diğer takipçiler için çok çok önemli. Lezzetini, kolaylığını, pratikliğini siz değerli takipçilerden diğer takipçilerimizin öğrenmesi için yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için bir beğen tuşuna bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.